İstanbul'a geldim, şöhret oldum ya. Benim tombiş gırgır şefim beni çağırdı. Oğlum maşallah, artık sosyete diskolarına git, bir boy göster. Medyatik olman için bu bir emirdir dedi. Ekmek parası. İstersen gitme. Gitmesen kovulursun anında. Ben de gittim. Gitmez olsaydım keşke. Başıma neler geldi neler. Saf ve bakir Anadolu çocuğuydu maşallah Ekrem. O halkı için her türlü tehlikeyi göze almaktan kaçınmıyordu. Çünkü o habercilerin habercisiydi. Bir kere gelişmeyecek daha önce bu yapılır. Burası demir kent, demir kent. Hepiniz gelin, gelin değil. Amanın, bu da ne adam? El değmemiş Anadolu çocuğu maşallah Ekrem, İstanbul'da sosyete diskosuna gidince ömründe hiç atmadığı duygularla karşı karşıya kaldı. Çünkü o doğal çevresinden kopup İstanbul'a gelmişti. Sosyete diskosunun önünden içeri giren sarışın kadınlara aşık olan maşallah Ekrem'in kalbi deli gibi atıyordu. Sosyete diskosuna giren kadınlar maşallah Ekrem'in suratına bile bakmıyorlardı. Maşallah Ekrem ise diskonun kapısında kadınlara iştahla bakmakla yetiniyordu. Soteyin önünde Yahya durmuşum. Araba plakasından fallar tutmuşum. İçeri giren sarı kız bana baksaydı. Ve sosyeteye karışacaktı. Pardon. Kime baktınız? Eve bir bakacağım. Söyledik hemşerim sana demin. Niye geliyorsun ikide bir ya? Yok bir bakayım. Şöyle tamam, kenarda dur. Söyle. Buradan. Böyle uzuyorsun, tamam mı? Sen yine mi geldin ya? Şimdi o senin dediğin rezerv şeyden. Alın şunu ya. Bu ablalarım. Gel. Yani onların var mı o rezerv şeyden? Var. Tamam dayı oğlum, oldu, kıyamet mi koptu ya? Ampul gibi herif var. Bir şey takip edin. İçeriye gireceğim ben, farkı verin. Ben de buraya gireceğim, ne tesadüf. Tamam. Kusura bakma. Yemek lezzetli. Yok. O zaman lütfen rahatsız etmeyin tamam. Beni. Artist sandım sen de. Düğüne bakacağım. Kimin düğünü var içeride? Burada kimsenin düğünü yok. Damsız alamayız. Ya ben şimdi çatımı, evimi, damımı yani alıp gelmedim. Ben tek başıma geldim. Şu Anadolu'dan eve geldim. Ve sosyete maşallah Ekrem, soluğu sosyetik hatunların bol olduğu 2026 diskonun içinde aldı. Maşallah Ekrem sosyetikler gibi hoplayıp zıplıyor, onlara ayak uydurmaya çalışıyordu. Maşallah Ekrem sarı kadının aşkı için her şeyi yapmaya hazırdı. Tam bunları düşünürken kendini bir anda havuzda buldu. Evet, şımarık zengin çocukları maşallah Ekrem'i sen bizden değilsin diyerek havuza atmışlardı. Kapitalistler emekçileri bir kez daha hor görmüştü. Maşallah Ekrem havuza düştüğü andan itibaren hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Çünkü habercilerin habercisi yüzme bilmiyordu. Ciğerlerindeki su dışarı çıkartılan maşallah Ekrem kendine gelir gelmez haberciliğini hatırladı. Her şey sarışın kadına duyduğu aşk içindi. Sizi havuza attılar mı? Atmadılar. Ben gelir gelmez beni havuza attılar, bize kural budur dediler. Sosyete olmak için kulağına küpe bile taktıran maşallah Ekrem diskoda ne yaptıysa kimseye yaranamadı. Yok dayı oğlu yok. Ben gene Anadolu'ma gideyim. Oralarda gezeyim, halayımı çekeyim, lorkemi çekeyim be oğlum. Dur be oğlum Yahya, Yahya, gel haddini bil. Sen Kahya'sın, Kahya gibi, Kahya.